King Club Property Turkey İstanbul'da faaliyet gösteriyor. Firma Türkiye'den aldığı iş makinelerini Pakistan, Dubai, Afganistan gibi ülkelere ihracat yapıyor. Şeffaf ve güvenilir hizmet sunan firma aynı zamanda gayrimenkul ve emlak sektöründe de çalışmalar yapıyor. Pakistanlı iş adamı firma sahiplerinden Tajamul Aval, Türkiye'deki çalışmalarını mikrofonlarımıza anlatıyor. Ben Tajamul Avan, 2011'de Türkiye'ye geldim. İlahiyat bölümü olarak mezunum. 2017'de Gaziantep Üniversitesi'nden diplomamızı aldık. Ondan sonra aslında 2016'da ticaret yavaş yavaş yapıyorduk, başladık. Ondan sonra da bizim diğer ofisimiz, önceki bir ofisimiz açtık. Oradan ihracat olarak devam ettik. İhracat olarak biz ekskavatör diyorlar, yükleyici diyorlar, iş makineleri, dozer diyorlar. Bu şekildeki makineleri, yani vinçler, buradan alıp, ikinci el alıp Pakistan, Dubai, Afganistan'a biz yolladık. Yani hala da işimiz devam ediyor. Abi bize müşteri niye gelsin? Açıkçası müşterimize biz her şeyi açık söylüyoruz. Şeffaf bir şekilde diyoruz. Kardeşim burada yatırım yaparsan bir sene sonra bu proje batar mı, kalkar mı? Bu proje kim yapıyor? Bu projeden kaçarlar mı, yaparlar mı? Bunun arkasında devlet desteği var mı, yok mu? Her şeyi adama net söylüyoruz. Adama diyoruz ki yarın Allah korusun sana bir şey olursa biz buradayız. Yani bir al satı yaptıktan sonra biz sözümüzden vazgeçmiyoruz. Diyoruz ki sözümüzdeyiz. Malın arkasında duruyoruz, duracağız. Bazı arkadaşlarımız geldiler buraya bize. Biz mal sattık onlara, daireleri sattık. Sattıktan sonra hatta kiraya da biz veriyoruz. İnşallah biz böyle Allah'ın izniyle kendi projemiz yapmayı düşünüyoruz. Pakistan'da Lahore'da bir tane ofisimiz açtık. Evet. Lahore, Pakistan en büyük eğitimli insanlardan bir tane şehrimiz, ilimiz. Yaklaşık İstanbul gibi 20 milyon insan orada oturmakta. İkinci ofisimiz ona yakın, yaklaşık 80-100 kilometre ilerisinde Gujranwala diye bir şehir var. O da bütün, yani hemen hemen tüccarların bir şehri, pehlivanların bir şehri. Bir tane ofisimiz orada açtık. O da bizim bir ortakla birlikte orada yönetiyoruz. Bizim 3 tane ofisimiz var şu anda. Bir tane ana ofisimiz olarak diyelim. Nişantaşı'daki bu ofisimiz oluyor. Bir de ihracat olarak da Aksaray'da bir tane ofisimiz oluyordu. Onu da yavaş yavaş buraya taşıyacağız. Şimdi ise mikrofonlarımızı firma sahiplerinden Ali Sadit'e uzatarak emlak sektöründeki çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. First of all, I would like to ask you about your visit. It gives us immense pleasure for being here and give us the opportunity to speak out about the problems and the opportunities we are having here in Istanbul, Turkey, as it is a great opportunity right now in real estate. Honestly, at first I came here in October 2020. But in 3-4 months, I couldn't be settled down here, and I went back to Pakistan in March 2021. And again, I came here in May 2021. And since May 2021, I'm here and serving the people of Pakistan, Iran, Afghanistan, India, Bangladesh. Yeah, in last summer. It's been one year, yani. It is a very simple and common difference between us, yani King Club, and other companies who are serving these countries people. We are very transparent and very honest. Yani what we have, what we ask, what we get from the seller, either it is a project or it is a second property, we tell the same story. We do not hide things. We are yani transparent like a glass. The customer can see both side of the picture. So this is the big difference, I think. You know, in business, trust is most important thing in business, and we are giving the services. In services, trust is most important. So we are trustworthy, honestly.